çok gülüyorum. Hoşunuza gidiyor mu? Dın 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 dın. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? <laughs> Şahane. Çok güzel. Sizi böyle görmek çok hoşuma gidiyor. Böyle gözlerinizin... Tabii ben sizin için şıkır şıkırım. Gözlerinizin içi gülüyor ya o anda bir anda şey oluyorum moralim düzeliyor enerji alıyorum efendim tüm Türkiye'ye ve yurt dışına sevgiler saygılar gönderiyoruz size ekran başındaki izleyicilerimize de öyle bugün ben yine sizler için ufacık araştırmalarıma devam ettim evliliklerle ilgili şöyle bir şey buldum Norveç'te yapılan bir araştırmaya göre ev işlerini paylaşmak çiftlerin boşanma ihtimallerini artırıyormuş. Şimdi nasıl yani diyeceksiniz. Ne güzel işte eşim bana yardım ediyor. Ev işlerinde yardımcı oluyor. Niçin boşanalım falan diyebilirsiniz. Özellikle de erkekler buna çok sevinirler. Gördün mü bak ben ev işlerine yardım ettiğim için daha çok boşanma oranı varmış. Bana iş yaptırma derler ama çok sevinmesinler. Çünkü... Kadınlar çaresizlikten ötürü ayakların üstüne basamadıkları için katlanmak zorunda kaldıklarından ev işlerine yardım etmeyen kocalara dayanabiliyorlarmış. Ama güçlü kadınlar hemen boşanıyormuş. Artık buna göre siz de kararınızı verirsiniz. Eşlerinizle nasıl paylaşımda bulunacaksınız. Bu arada... Hemen bir telefon numaramızı verelim. Ben başlayacağım şimdi adaylarıma, uzmanlarıma ama 0212 995 0061 nol telefondan bizi arıyorsunuz, aday oluyorsunuz, tarif oluyorsunuz. Ve ve şimdi bakıyoruz az sonra bugün neler var, ne işleyeceğiz. 73 yaşındaki Hüseyin Bey, taliplerini aramak için dün yayınımıza katılmıştı. Maddi durumu iyi olan Hüseyin Bey, gelecek eş adayının kendisiyle beraber Antakya'da yaşayacağından bahsetmişti. Bakalım Hüseyin Bey'in bugün gelen talibi Antakya'da yaşamayı kabul edecek mi? Buket Hanım Murat Bey'in tavırlarından etkilenerek sürpriz bir kararla talip olmuştu. Çift aralarında bir süre konuşup birbirini tanıma kararı almıştı. Bakalım Murat Bey ve Buket Hanım birbirini tanıdıktan sonra ne karar verdi? Buket Hanım ve Murat Bey yola beraber devam edecek mi? Heyecanla beklenen karar anı asla. Adaylarıma döneyim. Önce uzmanlarıma merhaba diyeyim. Hoş geldin Egemen. Nasılsın? Çok oh, iyiyim. Gayet harikayım. Bugün iktidar burcuna devam ediyor. Fakat planlarımızın, projelerimizin uygulanması için çok uygun bir hafta. Bugünden itibaren önümüzdeki haftanın ortasına kadar plan proje konusunda ayın verdiği, güneşin verdiği enerjilerle çok uygun bir hafta. Biraz sosyal olmak isteyeceğiz. Birazcık e, iş ve aşk ilişkilerimizi gözden geçireceğimiz bulguları kafamızda değerlendireceğimiz günler. O yüzden herkese iyi değerlendirmeler diyorum. Harikayız, süperiz. Bir numarayız her zaman. Peki artık. ben de yeni yılın yani yeni yıla ramak kala son günlerde gerçekten herkesin moralin düzgün olmasını diliyorum. İnşallah gezegenler bize iyi şeyler getiriyordur senin şu gezegenler. Güzel enerjilerimiz olsun. İnşallah, inşallah. Hoş geldin Pervin, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz Morarmış nasılsınız? da gelmişsin. Bugün öyle oldu. <laughs> Peki, konuşacağız yine. Tamam. Osman amcam, nasılsın? Aldın mı mikrofonu? Pervin verir misin Osman ben amcama? Amcam. Allah Allah olsun. Olsun. yaklaştır Osman amcacığım. Nasılsın amcacığım? Çok sağ olun. yok yani. Sizi gördük daha iyi oldum. Allah senden razı olsun. cenab Allah hayırlısını versin. Bu milletin yani şeyini alıyorsun, avusunu. Yani milleti göğünü alıyorsun. Çok iyi. Allah senden bin kere razı olsun. Allah senden de razı. cenab Allah Yüksel şeyler söylüyorsun. Bak ne diyeceğim sana sen. Yeni yıl gecesi nereye gidiyorsun? Nerede yeni yıl kutlayacaksın? Ben şimdi Sultan Ciddi'nden geliyor. Orada kızım var. Ha, yeni yıl gecesi nerede yeni yıla gireceksin? Yeni yıl. Yeni yıl mı? Ha. Yeni yıla daha girmedik ya kızım. Yerim <laughs> ben seni ya. Peki. Peki Osman amcacığım sen yeni yıla daha girmeye bak. Bir de kriterlerini anlatmana. Kaç yaşında hanım bekliyorsun? Kaç yaşında gelsin sana eşin? kaç yaşında? 65-70'e kadar olur yani sağlığı olduktan sonra kapalı namazından niyazında olsa daha iyi olur. Cenab-ı Allah kılmasa da zoru demez. Ne yapalım? Hayırlısını versin Allah. Peki inşallah gelecek. Bak şimdi ne yap biliyor musun? Mikrofonu hani yeni gelen adayım var ya yanında Hüseyin amcam. Hüseyin ağam daha doğrusu çok ona çok ver. Çok... Yaklaştır Hüseyin amca mikrofonu. Evet. Dün geldin, yepyeni bir adaysın. Çok evet. da ilgi gördün, enteresan bir kimliksin. Evet. Ne bekliyorsun evet. hayattan? Bir daha anlat bakalım. Hayattan beklediğim bir şey varsa, yalnızlık çekilmiyor. Benim hanım. Siz sağ olun, Öldü. Onun için bir hanım eş arıyorum kendime. Böyle bir huzurlu, güvenli, böyle bir şeyli hanım arıyorum. Hele kendine eğer çeki düzen verip namazı kapalı böyle bir şeyse onu istiyorum yani. 45'ten 55 yaş arası olursa olur. Niye aa yapıyorsunuz? Ha? Bilmiyorum yani onu kendiler bilir. Sana niye aa yaptılar? Yaş farkına herhal 70 istememi istiyor seyirci sayın seyircim ha. 70 olsun yani sen 70 yaşındasın hanım da 70 yaşında istemen lazım deme istiyorlar herhalde. Ben öyle Peki anladım. sen ne düşünüyorsun? Ben 45 ile biraz sağlıklı olsun ben Allah'ın izniyle saatim yerinde 45 ile 55 yaş arası olursa sağlıklı olur. nere istersen beraber araba altımızda gezer gideriz yani. Mali durumun nasıldı senin Çok iyi. Amca? Benim Allah'a şükür hiçbir ihtiyacım yok. Ben araba altında hanımla beraber şey yaparız. Yani ben gerek Bursa'ya kablıcalara götürürüm. Gerek Ömre'ye götüreceğim. Ben hanım bana eş evde evim Ne Neli? Karaleförlü evin şeyi. Neliymiş ben hiç... Allah anlamadım. Neydi? Karaleförlü evim. Ha karaleförlü. Ha, ha. Soba yok bende. Ha. Klima var, so şey var. Onunla rahat yani, soba yakma yok hanımın. Ev rahat yani, tamam. Çok iyi. Evim, tarlam, arazim, çiftliğim var yani bir kısım. Kimseye herhangi bir şeyim Evlilik sözleşmesi yapacak mısın? Bu kadar mal mülk var. Sözleşme diye bir şey yok. Ben resmi nikah yapacağım. Resmi nikah yaparsam zaten bütün mallarıma hakim. Emekliyim. Emekliyim de kendisine ben öldükten sonra. Doğru. Bu böyle Peki. yani. Aha, avukatlar var, her şey var yani. Ben kimsenin herhangi yalanım da yok inşallah. Yok, sen ben sana kendime yalan yalan söylemiyorsun tabii. Hacı değil mi? Hacısın, hocasın. Evet, evet. Hı. Ben kendime göre bir hakiki şöyle bir dürüst, e, bana göre bir itaat edecek, hürmet edecek, saygı gösterecek. Ben çok sakin adamım. Ben öyle bir hanım arıyorum. Hanımın acısını unuttun mu? Ya unutulur mu? Unutulur mu? İsmi iş yaptı ağlıyorum. Şu anda ağlıyor musun hanımın 53 deyince? Sene, 53 sene beraberliğimiz var. Hanım çok değerli bir hanımdı. Ama ne yapalım? İnnelillah. Çok uğraştım. 15 sene belki her çeşit hizmetini yaptım. Hanımım. Peki. Peki hanımın dün bir şey anlattın ya bir daha soracağım. Nasıl? Oraya ben çok takıldım. De hanımın sana demiş ki Ümre'ye gittiğiniz zaman. Ve evet. de daha sağlıklıymış. Evet. Döndüğümüz zaman ben nikahımı vereyim sana bir eş alayım. Evet. Hem sana baksın hem bana baksın demiş. Evet. Kız kardeşim kendi ben üçümüz Mekke'de otururken. Ha. Yahu dedi kız kardeşime söyledi ben de beraberiz. Ben dedi buradan gittiğim zaman dedi inşallah sağ olur gidersem. Kocamı dedi vereceğim. Ben hacıyı dedi vereceğim. Ona dedi nereden bulursak dedi arayacağım, bulacağım, evlendireceğim kendisini dedi. Ya o dedi kız kardeşim kendisine. Abla dedi sen daha dedi hiçbir kadın olan kadın şu Türkiye'de dedi kendisine. Kendi üzerine hanım geldiğini istemez dedi. Sen nasıl dedi bunu diyorsun dedi. Bizim hanım dedi ki ben nikahımı dedi ona veririm. Ben hiç yeter dedi bana hizmet ettiği. Beyimin bana hizmet ettiğini dedi. Yeter. Bundan sonra dedi kendi hanımından dedi. Biraz belki şöyle bir sağlam bir hanım alırsa. Döner dolaşır evde her şeyi ihtiyacını görürse. Ben dedi ondan seviyorum. Sen bunu normal gördün mü? Hanımının sana başka eş almasını normal gördün mü kendiliğiyle? E, tabii. İstedim. Ya o dedim hanım yani kendi. E hani sen çok seviyordun karını. Evet evet ama kendi böyle istedikten. Yaklaştır mikrofonu. Ha. Kendi böyle istedikten sonra ben ee, dedim çünkü çok. 15 Sen yıl, diyorsun ki o madem istedi benim de yan cebime öyle mi muhakkak, dedin? Muhakkak beraber olalım dedim. Muhakkak bir, yani öyle gün dedim. görelim istedim yani arz ettim. Ama olmadı. Alamadım yine. Alamadım. Niye alamadın? Hazır istemiş ya, o işte. Ne kadar olsa hanıma çok değerli benimle beraber mesela senelerini vermiş. Sekiz çocuktan üç tane var şu anda. Üç çocuğum var. Gerçi çocuklarım da baba sen kendine göre iyi bir hanım alırsan biz sana anamız kadar ona hürmet ederiz diyorlar çocuklarım. Yani burada burada dün öteki Mehmet. Gördük küçüğüm. gördük. Ha. Böyle yani bunlar herhangi bir şey değil. Allah'ın izniyle ben kendime göre bir layık bir hanım bulabilirsem almak için geldim. Ama senin bir problemin probleminde var aslında, Nasıl? yani çok sağlıklıyım diyorsun ama evet. yine de bir ameliyat geçirmişim bağırsak e, ameliyatı. Ameliyat geçireyim ama Allah'a şükür 3 sene, üç buçuk sene oluyor ameliyata. Hiç herhangi bir sorunum yok. İnşallah. Allah çıkmasın. herkese şifa vere ya Rabbi. Peki. Peki Hüseyin amcam, seyircim bana el kaldırıyor. Sana bir şey soracak sorabilir miyim? Buyurun, Sor, buyurun sursuna, hanımefendi. Sorsunlar, Beyefendi şimdi 40 yaşında bir bayan istiyor. Evet. 40 yaşındaki bir bayan Kaplıca'da ne işi var? 5 yıldızlı <laughs> otel ister. Efendim? Ee, 40 yaşındaki bir bayan Kaplıca değil 5 yıldızlı bir otel ister. Daha eğlence yeri, turistik evet. yer ister. Kaplıca istemez dedi. Ben Kaplıca'da işte öteldi zaten Kaplıca. Öteldir Bursa'ya gidip orada her, her sene 10 gün kalırdım ben hanımımla beraber. Ama bak başka bir şey söylüyor. Ne Amcacığım, diyor? Çok telefonun çalıyor amcam. Kendi Eğer, Zeynam, ben, evet. telefonun çalıyor ver bakayım bunu, bir kimmiş bunu, bunu ben bir bakayım. Yani. Ben, ben bakayım bir, ver. <laughs> ver ben bakayım bir ver. Ver ben bakayım şimdi. Bir onu. Alo. Şimdi... Büyük, Buyurun iyi büyük günler Hüseyin amcamın telefonu olsun, ne söylüyordunuz? Değil de. Kendisi şu anda TVM ekranlarında canlı programda açıp izleyebilirsiniz. Ee, TVM, TVM Dijitürk var mı evinizde? Dijitürk 63. Desimart 92 TV bu 48. Ben size yardımcı olayım. Ne, ne, soracaksınız? Ne isteyecektiniz kendisinden? İsminizi alayım. Siz, görüşmek istiyorsunuz ama şu anda canlı yayında vereyim mi size telefona? Peki siz açın TV'mi izleyin şu anda. Canlı yayında eş, eş arıyor. TVM. TVM. Mehmet Ali Yılmaz'ın kanalı TVM. Tamam şu şu anda kendisi canlı yayında eş arıyor. Bize bize evlenmek için müracaat etti. Hoşunuza gitti mi bir dost, dostunuz olarak burada eş araması? İyi peki iyiymiş peki oldu veriyorum kapatıyorum tamam kapatıyor. Kimmiş o? Selam söyledi sana. Kim ismi? Arkadaşınmış. Olabilir olabilir. <laughs> olabilir. Ben arkadaşınmış. Olabilir. Hayırlı olsun dedi alacağı eş dedi. Ha şimdi diyor ki benim seyircim senin diyor 40 yaşında kadın alırsan 45 yaşında diyor kaplıcaları A sevmez diyor. Daha eğlence yerlerini sever diyor. E bilmiyorum ben eğlence yerine gerek plajlara gerek şeye götüremem. 40 yaşında, Onu ben 40 yaşında, öyle de yaşında da istemeyeceksiniz o zaman. Hayır 60 yaşında olur. İberi varır varmaz ...ve kabul eder etmez yani. ayrı mesela. Kabul eder buyursun. Kabul etmez. Allah işini rast getirsin. 60 yaşında olsa, ve sağlığı bana iyi olsun. 60 yaşında olsun. Hiç işe yapmam. Evet, 60 çok güzel. Ya evet. Olur. Evet. Olur. Yeter yani, ki ben, sağlıklı. Ben, tabii. Bize ha. E, mikrofonunuz yok. Sizi duymazlar. Be bizim milletvekilinin e, şeyidir kendisi. Çok değerli. Yani bilir. Bizi bilir. Aile olarak bizleri de